Ama sendromu ve Kürtler. Şayet bir Kürt konuşmasına ben Kürdüm ama ile başlıyorsa, bilin ki birazdan satılmışlığın ve kendisine giydirilen kölelik zincirinden bahsedecektir. Zaten Türklerin de sevdiği Kürt tipi tam olarak bu kendi ulusunu satmış Amalı Kürttür. Çünkü ama ile başlayan bir Kürt eziklik psikolojisinin bataklığına batmış ve kendini Türk'e yarandırmaya çalışmıştır. İşte bizim buna verdiğimiz isim ama sendromu hastalığıdır. Genel çerçevede bu amacı Kürtlerin en fazla kullandığı söz ben Kürdüm ama bayrağım Türk bayrağı ifadesidir. Ya da bunun başka farklı versiyonlarda kullanırlar. Esasında bu sendromun mimarı Türkçülerdir. Çünkü Türkler bilinçli şekilde sosyal medyanın her yorumunda ben Kürdüm ama ülkemi seviyorum ya da ben Kürdüm ama Türkler için ölürüm gibi yazılar yazmaktadır. İşte onların bu manipülasyonu sayesinde ortaya ama sendromu dediğimiz durum meydana gelmektedir. Çünkü bu hastalık sendromu bugün bazı Kürtlere çoktan bulaşmış bile. Peki Türklerin Allah'tan korkmayıp ama en çok korktuğu Kürt tipi hangisidir? İşte bunun cevabı da izleyeceğiniz bu videoda saklıdır. Bakınız Türkler, kendi tarihini bilen dilini koruyup her yerde konuşan ya da Kürtlüğü ve vatanı Kürdistan ile gurur duyan bir Kürt'ten asla haz etmezler. Hatta ondan öcü görmüş gibi korkup nefret ederler. İşte sevmedikleri Kürt tipi bu bilinçli Kürtlerdir. Çünkü bilinçli bir Kürt Türklere yalakalık ve tırşıkçılık asla yapmaz. Ya da iki tane Türk ona aslan kardeşim desin diye kendi ulusuyla dalga geçmez. Veyahut Türklerden alkış alabilmek için bu kalemun gibi renk değiştirmez. Ve en önemlisi de kendini ve halkını asla satmaz. Kısacası Amalı bir Kürt ve bilinçli bir Kürt arasında muazzam bir fark vardır. Unutmayın soydaşlar, Türkler Kürtleri Kürt olduğu için sevmez, anca onlara yaranırsanız ya da kendinizi Türk gibi hissedersiniz, belki sizi seviyormuş gibi yaparlar. Bu yüzden tüm Kürt kardeşlerimize bu videoda şunu demek istiyoruz. Ne olursa olsun kendinizi ve ulusunuzu asla satmayın. Çünkü düşmanında en çok istediği şey budur. Atalarımızı, dilimizi, tarihimizi, kültür ve Kürtlüğümüzü yaşatmanın tek yolu ancak nasyonal, ulusal bir bilince erişmek ile mümkündür. Son olarak videoyu izledikten sonra daha çok Kürdün görüp bilinçlenmesi adına sizler de bunu paylaşın. Hüda sizi ve ulusumuzu korusun.